Welcome, Hana Levi. How are you? Oh, Hashem. Sizi çok seviyoruz. We love you very much. It's nice to see you. Sizi görmek çok güzel. Biz de sizi görünce içimiz açıldı. It's nice to see you too. We are very happy to see you. Buyurun, sorularınızı alayım. Can you let's hear your questions. I was wondering, first of all, you know that President Obama spoke to the United Nations General Assembly today. Did you have a chance to hear his speech or read what he had to say to the General Assembly? Bildiğiniz gibi Başkan Obama bugün Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'ne konuştu. Bu konuda bir bilgi alabildiniz mi? Bir yorumunuz olacak mı? O konuda henüz bir bilgi elime geçmedi. Ama sizde bir bilgi varsa yorumlayabilirim. Yet, but if you know something about it, I can maybe comment on it. Yes, I did have a chance to read something and basically evet, bir kısmı okudum. Söylediği şu. President Obama said was actually in some ways he echoed Başkan Obama aslında sizin dediklerinizi tekrarladı diyebiliriz. In that he underlined the importance of preserving Israel's security. İsrail'in güvenliğini korumanın önemini söyledi. And said that it was important for Israel and for the Palestinian Authority to be able to İsrailli ve Filistinli makamların işbirliğinin önemini söyledi. To be able to reach an agreement together. Bir anlaşmaya varmalarının önemini söyledi. That peace cannot come through simply going to a forum and writing on a piece of paper and saying, okay, we've made a decision and barış sadece bir kağıt parçasını imzalamakla olmaz dedi. Peace needs to be reached through an agreement from the two sides that have to live together. Barış iki birlikte yaşamak zorunda olan iki tarafın karşılıklı anlaşması sonucunda olacak bir süreç. But I understand that in some parts of the world that was not well received. Ama dünyanın bazı çevreleri bunu iyi karşılamadı. There have been some riots. Bazı ayaklamalar oldu bu akşam İsrail'de. Sokak yürüyüşleri. Tercüme eden arkadaş biraz sesini yükselsin. İsrail'de bazı ayaklanmalar oldu, yürüyüşler oldu buna karşı. Hı-hı. Beğenmediler. There have been, I'm sure you're aware that this is not anything new, rocks are thrown and so forth and so on, but tonight a baby was taş atmalar vesaire, bunlar biliyorsunuz yeni değil aslında, hep olan şeyler. There are pictures on the internet. İnternette resimler dolaşıyor. Kimse tabii mutlu değil bu olanlardan. I'm wondering if you might comment on that. Belki bu konuda bir yorum yapabilirsiniz. Evet. Her zaman söylüyorum, siz Hazreti İbrahim'in evlatlarısınız. Hazreti İsrail'in evlatlarısınız. Sizleri çok seviyoruz biz, şefkat duyuyoruz. Kıyamete kadar İsrail orada olacaktır. Mutluluk ve güzellik içinde, iyilik içinde yaşayacaksınız. Savaşta olmaz ayrıca. Türkiye ile hiçbir şekilde İsrail savaşmaz. O dostluk ve kardeşliği sonuna kadar devam ettirecektir. Göreceksiniz. Bu tip sözler her zaman duyulur. Daha önce de Yunanistan'la da Türkiye savaşacak derlerdi. Başka ülkelerle de savaşacak derlerdi. Böyle şeyler duyulur. Ama pratikte olmaz. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. İsrail'in gençleri, Filistin'in gençleri, Türkiye'nin gençleri hep birbirlerine sarılacaklar, arkadaş olacaklar, kardeş olacaklar. Biz Moşiyah'ın devrindeyiz, Mehdi'nin devrindeyiz. Güzel bir devirdeyiz, hayırlı bir devirdeyiz. Tevrat'ın belirttiği devirdeyiz. 3000 yıldan beri beklenen Kral Mesih'in devri artık başladı. Bundan sonra ne İsrail'e bir acı gelir, ne Türkiye'ye bir acı gelir, ne Filistin'e bir acı gelir. Şeytanın
hayatı son buldu artık. Bundan sonra barış ve kardeşlik olacaktır. Her sözümün doğru çıktığını görüyorsunuz. Şu ana kadar her sözüm doğru çıktı. Bu sözümün de doğru çıktığını göreceksiniz. There are groups where that is true. Bazı gruplar için bu dediğiniz doğru. But I also see that there is a real effort to train the young people to hate. Ama bazı genç insanları nefret etmek için eğitiyorlar. The Satan is working overtime. Şeytan o kadar çok çalışıyor ki insanları nefretle eğitmek için. He's putting in extra hours. Mesai yapıyor bu konuda. Perhaps he feels his end, but he's putting in overtime. Zamanının sona yaklaştığını anlıyor ama yine de çok çaba harcıyor insanları düşmanlığa yöneltmek için. They've written upgraded textbooks in the Palestinian Authority. Filistin makamları okullarda okuttukları kitaplarda bu tarz şeyler yazıyorlar. And in those textbooks they teach specifically that Israel does not exist. Bu kitaplarda İsrail'in olmadığını söylüyorlar ve Yahudilerden nefret edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Sizce bunu nasıl değiştirebiliriz? We have no access to those schools. O okullarla ilgili ne yapabiliriz ki? Evet. Her zaman Hazreti İbrahim'den de nefret edilmesini söyleyenler olmuştur. Hazreti Musa'dan da nefret edenler olmuştur. Ama her zaman hak galip gelmiştir. Biz mazlumları hiçbir şekilde ezdirmeyiz. Yani Türk milleti olarak bizim ruhumuzda şefkat, sevgi, dostluk ve kardeşlik hakim. Bütün Anadolu halkı böyledir. Bütün İstanbul halkı böyledir. İzmir'e gidin böyledir. Sizlere karşı sevginin dışında Türkiye'de başka bir şey çıkmaz. Size öfke duyan insanlar binde bir ancak vardır, binde bir. Yani bunun da bir önemi yoktur. Sizi ezici çoğunluk seviyor ve Türkiye size dosttur. Yani Türk milleti size dosttur. Bu konuda en ufak bir tereddütünüz olmasın. Hatta gelin, zaten davet ettik. Buraya gelecek olan hahamlar da var. İstersen siz de gelin. Ben şeref duyarım. Çok hoşuma gider. Beraber gezelim İstanbul sokaklarını. Soralım. İsrail'leri seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Herkes sevdiğini söyleyecektir. Gereksiz tedirgin olmayın. Gönlünüz rahat olsun. Savaş da olmayacak. Hiç o tip bir gerilim de olmaz. Bunlar geçici sözlerdir, geçici konuşmalardır. Bir süre sonra her şey düzelip en güzel hale gelecektir. Türk-İslam birliği olacak, biliyorsunuz. Türk-İslam birliği içerisinde İsrail de olacaktır. Bağımsız bir devlet olarak. Kardeşçe, dostça çok güzel yaşayacağız. Güzel günler önümüzde. Neticeden olacak olay budur. Bunun dışında şeytanın hareket edeceği bir alan kalmamıştır. Size gelip sizi ziyaret etmeyi çok isterim. Onur duyarım, şeref duyarım, çok mutlu olurum, çok seviyoruz sizleri. Allah'ın güzel kullarısınız, Allah'ın kullarını severiz yaratandan ötürü. Eminim herkes size bugüne kadar sormuştur ama. Political behavior of the Turkish Prime Minister, Mr. Erdoğan. Erdoğan'ın politik davranışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Erdoğan'ı millet olarak tanıyoruz. Ben de tanıyorum. Yani gerçi görüşmüşlüğüm yok ama tanıyorum. İnanın şefkatli bir insandır. Karınca dahi ezmez. Çok şefkatli bir insandır. Ben garanti veriyorum. Türkistan Birliği yerinde şerefli yerinizi alacaksınız. Çok güzel, hoş, güzel bir hayat yaşayacaksınız. Allah'a güvenin. Moşiyah'a, Mehdi'ye güvenin. Tevrat'ta Allah'ın vaat ettiği günler başladı. Bütün o bölgede huzur içinde, güzellik içinde yaşayacaksınız. Filistin'de son derece rahat edecek. Sizler de son derece rahat edeceksiniz. Sizleri şefkatle kucaklayacağız. O tip
bir zulme hiçbir Müslüman evet demez. Yani radikal unsurlar her zaman sayısı azdır. Yani böyle kan dökücü, şiddet yanlıların sayısı her zaman azdır. Bizim milletimiz hep barışçıldır, sevecendir. Laik, Atatürkçü bir düşünce içindedirler. Aydın Müslümanlık anlayışı vardır. Yobazlığa karşıdır Türk milleti. Beraber gelin inşallah, ben sizi gezdireceğim. Halkımıza sorun, ne kadar sizi sevdiklerini görün. I know that in Turkey, I know that actually it's true that the Turkish people in general tend to be very accepting. Aslında Türklerin İsrailleri kabul ettiğini, onları sevdiğini biliyorum. İyi ilişkilerimiz vardı. In Israel there are many products from Turkey. İsrail'de mesela birçok Türk ürünü var. Bunları yiyoruz, kullanıyoruz. Many business people have very warm relations with Turkish people and they travel back and forth all the time. I know this is true. Birçok İsrailli Türkiye'ye gidip geliyor. Benim yaşadığım yerde bile. But I also know that the Turkish government has strengthened its ties. Ama Türk hükümeti geçtiğimiz sene İran'la ilişkilerini güçlendirdi. İran bizim arkadaşımız değil tabii ki, en iyi arkadaşımız değil. Aslında bizi haritadan silmek istiyorlar. And I'm just wondering whether you think that Turkey might ever participate in that Türkiye, kind of an activity together bu with Iran. İran'ın bu tarz bir faaliyetine katılır mı, destekler mi? That Turkey could be a mitigating force in persuading Iran not to do that. Ya da Türkiye sizce İran'ı böyle bir şey yapmaya ikna edebilir mi? Çünkü İran bu konuda kararlı. Moving ahead with their nuclear planlarına da devam ediyorlar. Ahmedinejad uranyum zenginleştirme tesisini yer altına kurdu ki kimse onu devre dışı bırakamasın. Bu bir problem tabii ki. Bizi yeryüzünden silebilirler. Öyle bir şey olmaz. Bakın size çok önemli bir delil veriyorum. Türkiye'de bir radar üssü kuruluyor. Bu radar üssünün en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? İsrail'i nükleer bir saldırıdan korumak. Ve erken uyarı sistemidir. And it's an early warning system. Bu sizin için yeterli olması lazım bu delil. This should be enough for you. This should be enough evidence for you that we are in, committed to protect you. Is this the NATO base that you're talking about? Bu NATO üssü mü? Evet. Yes. Mr. Erwan said that that NATO base would have nothing to do with protecting Israel. Çünkü Erdoğan dedi ki onun İsrail'i korumayacağını söyledi. İsrail'in bu verilere erişiminin olmayacağını söyledi. Bu NATO'ya ait bir tesis. Yani hem Türkiye hem NATO. Yani herhangi bir ülkeye yapılacak saldırıya karşıdır. Sırf Türkiye için değil. Yani Türkiye ve komşularına yapılacak saldırı içindir. Hangi ülke saldırırsa saldırsın erken uyarı sistemidir. Ve roketi havada yakalamak için kurulmuş bir sistemdir. Daha yerinden kalkmadan havada vurmak için kurulmuş bir sistemdir. Yani size teknik detaylar verebilirim ama bu herkesçe bilinir. Malum olan bir şey. Yani bu sizin için Türkiye dostluğu açısından çok açık, net, açık delildir. Gönlünüz rahat olsun. Bütün komşularımızı seviyoruz. Sizi de çok canımız gibi çok seviyoruz. Ermenistan'ı da seviyoruz, Azerbaycan'ı da seviyoruz. Hepinizi kucaklıyoruz.
sevgi doluyuz. Gönlünüz çok rahat olsun. Do you believe Mr. Erdogan is also committed to our protection? Sizce Erdoğan da bizi korumaya kararlı mı? Erdoğan, söylediğim doğru. Yani çok şefkatli bir insandır. AK Partili milletvekillerine ben size gelin burada görüştüreyim. Hepsi sizi çok severler. Hepsi şefkat duyuyorlar. Bakanlarla da görüştüreyim isterseniz. Yani başka diğer partileri de görüştürebilirim. Yani bu sizin bizzat tespit edebileceğiniz bir gerçektir. Siz gelin gelin en iyisi hemen. Biliyorsun misafirlerimiz gelecek, siz de beraber gelin. Tamam, geleceğim. Come here. Geleceğim, gelmeyi çok isterim. İnşallah. Şeref duyar. We'll be honored. I thank you for the invitation and I look forward to Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tevrat da Kur'an da barışı anlatır hep. Torah always preach peace. Aksine müsaade etmeyiz. And we won't allow any war. Bütün İsrail'e selam, Filistinlilere selam. Hepsine sevgiler, selamlar ediyorum. I send my regards and love to Hristiyanlara, Musevilere, Müslümanlara hepsine sevgilerimi sunuyorum. I'm sending my love to all of them. Biz aynı kitabın insanlarıyız. And we send ours to you. Ve biz de selamlarımızı size iletiyoruz. Selamlarımızı Teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Thank you very much.